Merhaba lan YouTube demolarda bugün Undecember diye bir tane oyun varmış. Onu oynamak istiyorum. Size de göstermek istiyorum. Bakayım ne kadar gösterebilirim ona emin değilim. Şu anda çünkü resetleme tuşunu bulamadım. Daha öncesinde oynamıştım bu oyunu. O yüzden muhtemelen yani bir noktadan devam edeceğiz gibi olacak. Keşke öyle olmasaydı ama hadi başlayalım. Size de göstermek istiyorum. Bayağı hoşuma gitti. Bunun benzeri başka bir oyun daha vardı. O da çok hoşuma gitmişti. Genel büyü mekanikleri İlginç, bayağı ilginç. Onları göstermek istiyorum size. Bu sanki ama başka bir oyundan mı alındı acaba? Çünkü aynı olayı iki farklı yerde görünce birazcık şaşırdım. O yüzden ben şu anda yeni karakter açacağım. Böyle bir imkanım varmış. Şimdi, öncelikle bir tanıtım kısmı falan vardı. Oraları geçiyorum. Onlar çok önemli değil. Şimdilik direkt karakter oluşturma, yani tutorial ekranı falandı. Oraları geçiyorum işte. Böyle karakterimiz falan var. Şu anda birazcık görüntü kötü çünkü performans moduna aldım. Benim bilgisayar o kadar iyi değil ne yazık ki. O yüzden size göstermek için olabildiğince en kötü şekilde yapmam gerekiyor. Karakterle pek oynamayı düşünmüyorum. Şöyle mor saçı bayağı sevdim açıkçası. Çünkü bayağı siyah gibi görünüyor ama sadece böyle hafif bir rengi var. O yüzden hoş gibi. Ama başka bir şeyler de olabilir. Şöyle kahverengi, mavi. Mavi belki. Açık mavi. Yok, mavi. Karakterde ne olsun? Kim olsun? Az öncekine Lucy ismini vermiştim. O yüzden hadi Berfle girelim ya neyse. Berf karakterini genelde erkek isimlerine veriyorum ama erkek karakterlere çok da önemli değil. Zaten bu demodur yani. Demoda artık sonra silerler herhalde demo karakterlerini. Şimdi biz bir gemi gibi bir şeyin içindeyiz. Burada giderken bir şeyler bize saldırıyor. Biz de çıkıyoruz. Yardım etmeye çalışıyoruz. Böyle bir ortamımız var yani. İşte gördüğünüz bu şeyler. Bunlar binek mi ne artık? Bunların birisi korsan, birisi bizim gemimiz. Korsanlar da artık bize saldırıyor ama korsanlar da yaratık tarzı bir şeyler zaten şurada gördüğünüz şeyler işte. Birazdan da göreceksiniz. Biz de çıkalım. Bunların savaşını bir verelim. Şimdi bunları kesebilmemizin tek yolu balistalar. Onları halletmeye çalışacağız. Bu ne oyunu olacak? Hemen bir bakmam lazım. Merak ettim. Aksiyon RYO diyor. Rol yapma oyunu. Hack and slash. MMORPG falan değil değil mi bu? Yani MMORPG de olabilir gibi. Çünkü hani isim soruyor ve isimlerde hani başka oyuncu bu ismi zaten kullanıyor diyor. Belki MMORPG gibi bir şey. Ya da Path of Exile tarzı olabilir. Zaten gördüğünüz gibi izometrik bir kamerası var. Hani toplandığımız belki bir tane ekran vardır. Onun dışında genel olarak da ayrıdır yani. Şimdi ben kılıçla gideceğim. Kılıç iyidir. Kılıç kullanmayı severim. Bunun için şimdi I'ya mı basıyorduk? Aynen. Silahımızı I ile alıyoruz elimize. Şunu alalım. Aldık mı? Tamam. Aldık. Çıkabiliriz. Şimdi şöyle düz mü? Yok. Şöyle vuruyoruz. Tamam. Nereden gidiyorduk? Buralardan bir yerde gidiyorduk ama. Ha, tamam. Devam et diyorum. Böyle ha, şu kapıyı o bize açacak. Kalk yürü git diyor. Normalde işte burası birazcık kasıyordu. Çok aşağıda hareketli büyük bir yapı olduğu için. Onu engellemek için de şimdilik hani böyle grafikleri birazcık kıstım. Ama yani gördüğünüz gibi grafikler o kadar da büyük sorun değil. Çünkü benim bilgisayarım yani en kötü bilgisayarlardan biri olabilir muhtemelen. Hani ekran kartı bakımından. RAM olarak değil de. Falan da birileri düşüyor. Neyse bu detaylar o kadar da önemli değil. Belki yayın açıyor olsam bir bağış limiti falan koyarım da yani bunun için bir bilgisayara bir ekran kartı be diye. Ama şu anda anlamı yok o yüzden devam edelim biz. Merhabalar. İşim bitti zannetmiştim diyor.
De bunlar. Şimdi size skill'leri göstermek istiyorum dediğim gibi. Skill'ler önemli özelliklerden biri. Bunu nasıl göstereceğim bilmiyorum. C, S, S değil elbette. J, K, L, L. L'deymiş. Şimdi bunu dediğim gibi hangi oyun getirdi tam olarak bilmiyorum. Ama şöyle bir özellik var. Mesela bir tane büyüğümüz var. Bu büyüyü buraya koyuyoruz. Etrafında gördüğünüz gibi kırmızı, yeşil iki tane sembol çıktı. Şunu da koyalım. Pek fark etmez. Mavi, kırmızı çıktı. Burada da mesela yine yeşille kırmızı çıktı. Şimdi buff aldığımızda bunların yanlarına koyabiliyoruz. Ve bu da onları güçlendirebiliyor mesela. Bakayım başka bir yerde var mı? Yokmuş. Ama mesela şuraya koyduğumda, şuraya bir tane yeşil koyduğumda hem bunu hem bunu etkileyecek. Mesela düz vuruş sırasında ateş at diyecek. Bu ateş atmayı hem ok kullandığımızda hem kılıç kullandığımızda alabileceğiz. Yani böyle bir eklentiler sistemi falan olacak. Onları zaten birazdan daha net bir şekilde gösteririm. Onlara bakacağız. Gelecekler yani. Tamam. Skill rune'u yaptık. Buradan diyor. Nereden diyor? Equipledik. Ha, equiplemedik. Bir dakika. S, L. L'ydi değil mi? Yok. K. K'ymiş. Şimdi bunları equip diyor muyuz? Nasıl equip diyoruz? Şunu hem böyle değil. Nereye ya? Şuraya mı? Nasıl yapıyorduk acaba? Bir daha J'ye bas. K miydi? K mi ya? Ha, K'miş. Bunu şöyle koyamıyor muyuz mesela? Yok, bu böyle de değil. Başka bir tuş var. Bakayım. Bu değil. Bu değil. 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 Değilmiş. Zaten onlar temel yetenekler. Boşu boşuna iksir içiyorum şu anda. Hayır, bunu yapmamam lazım. Şuradan bir yerde olması lazım galiba. Siperler yok. Burada da değil. Nerede ya bu? Nerede ya bu? Hayır, ben geçen sefer de direkt bulmuştum hani. Çok zor bir yerde olmaması lazım. Envanter. Defense damage. Bir dakika ya, bu bir yerde yazması lazım bunu. Tamam, onu tak diyorsun da. Ya buradaymış. Burada, burada. Kuyup de. Kuyup dedim mi şu an? Heh, tamam, burada. Şöyle combo. Bunu al. Buraya koy. Bunu al, şuraya koy. Bunu al, buraya koy. Bunlar işe yaramayacaklar. Çok da zaten. Yani W falan atamıyoruz. Hayır, pardon, W. Atabiliyormuşuz. Aa, bir dakika. E atamıyoruz. Q da atıyoruz. W E'yi atabiliyoruz. Güzel. Demek runleri kullanabiliyorsun ha diyor. O zaman yürü git diyor. Ayıp ediyorsun sen diyor. Köpek diyor. Sen bu kadar büyü yapıyorsun, bize de laf ediyorsun diyor. Bu arada bunun başlangıcında güzel de böyle tutorial görevi. Onu da yapmak isteyebilirsiniz. Birazdan söyleyeceğim de böyle full manaydık. Full candık. Hayvan gibi silahımız vardı. Zırhımız vardı üzerimizde. Silahımız falan. Öyle dalıyorduk. Hani genel oyunlarda başladığımız tarzda bir şey. Yani çok önemli bir ayrıntı değil ama benim hoşuma gitmişti. Onu da size söyleyeyim dedim. Hehehe. Ya siz kimsiniz be? Siz kimsiniz be? Merhabalar. Herkesi temizledim. Herkesi temizledim. Sen boş ver. Teşekkürler. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Yani ben de açarım da. Çok önemli değil. Ve
Benim birazcık rune şeysini bulmam lazım. Farklı rünler falan. Burada mana potionları falan bulabiliyormuşuz. Onu da aldık değil mi? Mesela şöyle. Çıkmadı. Bunlar güzel ya. Güzel yetenekler. Ama dediğim gibi zaten oyunun böyle büyü mekaniğini, yetenek mekaniğini çok beğendim. Aynı zamanda başka bir oyun daha vardı. Ondan da bahsedeceğim zaten. Oyun önerileri diye bir tane video olması lazım şu an kanalda. O videoda bahsetmiş olmam lazım bunun yanında, bu oyunun. Oradan bakabilirsiniz ya. Çok hoşuma gitti. Önce şununla konuşmamız gerekiyordu, pardon. Gerçekten hangi oyundan aldılar bilmiyorum. Ama o oyun hangisiyse ben de oynamak istiyorum açıkçası. Muhtemelen biliyorsunuzdur. Yani eğer bu oyunu da izlediyseniz ve dikkatinizi çektiyse tanıyor olabilirsiniz. Çünkü muhtemelen popüler bir oyundan alındı bu özellik. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Yani Path of Exile'da da bu tarz bir şeyler vardı ama tam olarak aynısı değildi. Ki Path of Exile'daki de benim hoşuma gitmişti bayağı. Ama bu da böyle yetenek üzerine, yeteneği bir alanda tutuyorsun. Hani illa hepsini bir alanda tutmanıza da gerek yok. Bazılarında böyle diğer oyunda mesela hepsinin farklı bir sayfası vardı. Level atladıkça çemberi genişliyordu. Etrafına bazı yetenekler ekleyebiliyordunuz. İşte mesela düz vuruşun alanı daha da uzasın, üçe ayrılsın, arkaya da vursun tarzı şeyler olabiliyordu. Burada hepsini bir ekranın içine koymuşlar. O yüzden fazla yetenek alamıyorsunuz ki zaten fazla yetenek almanıza da pek gerek yok. Orada da zaten pek gerek yoktu aslında. Böyle yapmaları, yani bence bu daha iyi olmuş aslında bir bakınca. Ama o da güzeldi yani. Ve yeni saldırılar aldık. Leap attack diyor. Attack duration moment. Yani leap attack. Saldırı odaklı bir şey almayı planlıyorum. Daha güzel olur. Yürü git diyor. Git buradan diyor. Ayıp diyor. Sen köpeksin diyor. Hainsin diyor. Demiyor daha doğrusu. Şimdi skill şuradandı. Hatırladım. Hatırladım. Şey yapmayın ya. Şimdi şöyle. Güzel. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz ha? Biraz keseceğim de belki bir şeyler bulurum ya. Şöyle rün geliştirmelerini de göstermek istiyorum size. Böyle hiçbir yerde çıkmıyor. Belki birilerini kestikçe oluyordur ya. Burada da gördüğünüz gibi harita birazcık Path of Exile tarzında açılıyor. O yüzden hani belki Diablo falan o tarz oyunlarda mıydı? Belki o tarz oyunlardaydı. Böyle bir özellik olabilir. Şu an için levelimiz gayet güzel. Herkesi kesiyoruz rahatlıkla. Yetenek de istemiyor şu an için. Gelin gelin. Oo, o çokmuş be. Ben de kafasına vurdu zannettim. Tırstım bir an. Vurma vurma. Onlar senin adamların. Onlar iyiler. Şuraya ama. Level aldık. Şimdi Zodiac Stat falan diyor. Ne ola ki o? Bakacağız şimdi, bir dakika. Burada bir şey yok. Ürünlerimiz yok. Ya bunları şöyle miydi acaba? Bir dakika.
Sen dur da orada değil. Sen mesela şuraya gelsen birbirleriyle mi etkileşiyorlardı? Yok, böyle değildi ya. Araya bir de artılar gelecekti. Bunlar niye gelmediler acaba? Bunlar da iyi çocuklardı yani. Oo, merhabalar diyor. Nasılsın diyor. Çok iyiyiz dedim. Açın kapıyı, açın diyorlar. Selamlar. Geleyim mi? Geçeyim mi? Burada Zodiac bir şeylerini yap dedi de ona da bir bakalım. Geçtikten sonra. Şimdi itemlerini parçalama özelliği açılmış. İtem geliştirme özelliği açılmış. Hayvanlar açılmış. Böyle şeyler varmış. Biz şunları giymedik ya. Bunları da giyebilirdik aslında. Oo, şövalyeye dönüşüyoruz ya bildiğin. Güzel. İlginç. Bunlar ne? Identification scroll. Ne? Bilmediğin itemleri bilirsin falan diyor. Mesela şunları dismantle yapabiliyor muyuz şu an? Yapamadım. Neyse, önemli değil. Şimdi Unread Mail diyor. Open Mastery diyor. Mastery derken Senaryo Compendium diyor bu da. Bunlar ne acaba? Ha, senaryonun ilerleyişiyle ilgili şeylermiş. Mastery'ler falan diyor. Buradan şöyle bakabilirsin diyor. Güzel Mastery'lerim var diyor. Kılıcını falanını filanını arttırmak için buralardan bakabilirsin diyor. Yani oyun benim gittikçe daha çok hoşuma gidiyor. Bunu söylemem lazım. Baya böyle Path of Exile kafası var ya, bir şeyler var yani. Burada ne kadar oynadığınla ilgili hediyeler falan alıyormuşsun. Güzel. Bu oyun dediğim gibi ya baya bir Path of Exile olacak. Artık Path of Exile'ın yani geldi. Burası Path of Exile'dir ya artık. Hani teşekkürler, teşekkürler de yani. Yani burası bildiğin Path of Exile haritası. Hani birazcık küçükmüş, tamam. Sen Strength'e ver bu arada. Strength odaklı bir build yapmak istiyorum. Şunlar ne mesela? Minyon diyor. Oo, minyon, bir dakika. Hold up. Minyon denildi. Burada bir summoner'lık hissediyorum ben. Bu olayın içinde summoner'lık varsa ben de varım. Summoner'sa her şey güzeldir. Burada başka ne var? Burada mana falan diyor. Bunlar boş şeyler. Bu saldırı odaklı. Bu genel olarak iyileşme odaklı gibi. Bu da düşman saldırı falan diyor. Burada yine minion var. Bayağı bir minion var burada. Güzel yani, summoner'lık bir şeyler var en azından, onu biliyoruz. Onun dışında değil. Şu muydu? Aynen. Burada bütün hepsini görebiliyormuşuz zaten. Tuşa basmaya gerek kalmadan. Yeteneklerimiz falan filan. Petler var diyor. Petleri etrafta bulabilirsin diyor. Bunları çağırabilirsin diyor. Mesela şunu çağırdığımızda otolotu yokmuş bunun. Ama bazılarının muhtemelen vardır. Şunların yokmuş. Şunları otomatik satma olayları falan yokmuş. Güzel. Böyle bir tane petimiz varmış en azından. Onu öğrenmiş olduk. Başka güzellik varmış. Oo, oo, işte buydu, bu zırh. Bu zırhla birlikte başlamıştık yani, böyle bir karakterimiz vardı. Silver Oath. Scouter diyor. Oo, bu güzelmiş bak. Neyse. Sage Helmet. Barber. Oo. 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 Falan. Bu kadar da şey değil yani. Neyse. Değişik silahlar falanlar filanlar. Bunlar kostüm şeyleri gibi ama bilemedim. İkili silahlar mı? Oo, oo, şuna bak şuna. İki tane birden. Oo. Tamam, ben çok fazla o dedim. Bu kadar yeter.
Arkadaşlar var, evet. Arkadaş sistemi var anlaşılan. Dediğim gibi o zaman muhtemelen gerçekten de Path of Exile tarzında olacak. İlginç, ilginç, güzel. Hey, you made it. Başardın I couldn't diyor. find you after the crash, so I had no choice but to make my way. Honestly, it was my there were that's probably why. Şimdi bu ne? Crescent Slash diyor. Summon mı? Summon mı dedin sen? Teşekkür ederim. Teşekkürler abi. Abi bana summon mı açtın sen abi? Abi sen bana summon mı açtın? Ben ağlamak istiyorum. Şimdi sen bana yetenekleri aç. Ya ben bu yetenekleri bu kadar uzun süre bulmamazlık etmemiştim ya. Bir şey var burada, bir sorun var. Bunun yeteneğini de görebiliyormuşuz. Oo. Summoner'dır ya bu. Summoner'dır be. Bir dakika, hemen bir merak ettim. Umarım. Evet, kullanabiliyoruz. Güzel, güzel. Direkt şöyle. Tabi burası muhtemelen aynen savaşılamayan bir bölge olduğu için. Buralarda enchantment yapabilirsin diyor. Tabii ki yapayım. Sonra bunu kullan diyor. Sonra enchant yap diyor. Teşekkürler. Önemli bir şey değildi aslında. Disable falan da yapabilirsin diyor. Mesela sevmediğin şeyleri buraya at diyor. Sonra da gönder diyor yani. Legendary'leri falan atarsan daha gelişmiş şeyler geliyormuş. Güzelmiş. Hoşmuş. Magic, Rare, Unique falan yok bir şeyler. Tabii bana şunlar lazım. Sen bunları at mesela. Hadi bunu atma. Bunu at. Şunu at. Şunu at. Bunlar gerek olmayan şeyler. Teşekkürler. Böyle sistemler varmış. Sonra Gear Shop var. Güzel. Silahlar var. Farklı farklı. Hoş şeyler bunlar. Sonra Exmit'te daha ne işimiz var? Şu an göremiyorum. O kadar fazla kişi var ki burada. Nerede ya bu? Bir de cüce. Görünmüyor. Neyse. O önemli değilmiş zaten. Görev onun değilmiş. Yine mi saldırdılar o lanet olasıcalar diyor. Bu arada grafiği bir tık yükseltebilirim gibi. Çünkü yine geliyorlar diyor. Herkes silahını alsın diyor. Ben bir bakayım bir dakika settings'ten. Belki bir tık hani öyle. O da çok düşük olmuş ya sanki. Bakayım. Ha, hareket edince pikselleniyor. O normalde iyi. Ve yine mi Moshi ile? Aa, bu otomatik gidiyor. Bir dakika. Hold up. Güzel. Güzel güzel. Hoş, beğendim. Tamam, oraya da gideriz. Hallederiz bir şeyleri. Bir şuraya gitsene. Ha, bunlar tamamlanmış görevler. Bu ne? Bir tane de enchant yapacaksın diyor. Zorunlu diyor. Ha, o zaman bari şunu yapalım ya. Yapamıyoruz. Ne yapalım? Yapamıyoruz. Niye? Niye? Ha, şununla. Tamam, bunu yap. Bunu al. Yap. Teşekkürler. Bu kadardı. Sonra gidelim hadi. Waypointler falan varmış. Burada bir şeyler var. Ha, millet birbirine selam verebiliyor burada. Bize yardım et, yardım et dedi. Ayıp ediyorlar dedi. Ödülümüzü de aldık böylelikle. Acaba onlar ne, diğerleri ne? Kim bilir? Otomatik gitme özelliği güzel olmuş. Bence olması gereken özelliklerden biri bu. Yani her oyunda artık olması lazım. Özellikle böyle MMORPG tarzı kafada olanlarda. Gel bakayım gel. Summoner oldum ya ben. Summoner'ım ya ben. Summoner.
Bayağı da uzun kalıyor gibi. Onları yapsana bir dakika. Siz onları yapın. Burada mesela küçük yeşil element diyor. Neymiş mesela o yeşil element? Neymiş bu? Ha, rünü geliştirme materyali olarak kullanılır diyor. Bir dakika. Buradan kullanamıyoruz, tamam. Neyse, önemli değil. Summoner'lık ya. Mükemmel bir iş ya bu. Mükemmel. Bir insan nasıl olur da Summoner'lığı sevmez? İmkansız bir şey yani bu. Yani yanlış anlamadıysam Path of Exile tarzı bir dünyası var. Yani bu birazcık prosedürel oluşturma deniyor bunlara. Yani bilgisayar kendisine göre oluşturuyor rastgele. Öyle bir şeyler olabilir. Tam olarak emin değilim. Belki kayıtlı bir şeyleri de vardır tabii. Yani belki Path of Exile kadar yapmamış olabilirler. Onlar yani bayağı manyak gibi yapmışlardı bu tarz şeyleri. Belki bir şeyler olabilir, bilmiyorum. Bu ne be? Bir çıkmadı. Ama şimdilik bu oyun da ilgimi çekti. Bayağı hoş duruyor. Bu dakika ya, biz bayağıdır oynuyoruz ha. Yarım saat olmuş be neredeyse. Wow. İbari. Normalde hani daha fazla da oynarım da. Ne yazık ki birazcık geç başladım videoları çekmeye. O yüzden bayağı şu anda çok az zaman kaldı. Bütün videoları çekebilir miyim emin değilim. Beğendiğim çünkü birkaç tane oyun oldu. Bunların hepsini gösterebilecek miyim, gösteremeyecek miyim? Şu an ona takılıyorum birazcık. Ama en azından bunu gösterdiğime sevindim yani. Ama zaten hepsini gösterdiğime neredeyse sevineceğim galiba. Çünkü hepsi de hoş oyunlar. Ama bu ekstra beğendiklerimden biri oldu. Umarım bu bedava olur da. Hani free to play tarzında. Zaten MMO tarzında olacak gibi. Oynarız yani. Merak ettim ben bunu. Şimdilik güzel çalışılmış gibi. Şu etraftaki şeyleri toplamayı falan belki ayarlanabilir. Waypointler de yine Path of Exile tarzında. Işınlanabiliyoruz alan. Buranın %83'ü mü tamamlanmış yani şimdi? Mesela şunlara illa da tıklamamız gerekmese güzel olabilir. Güzel. Şimdi burada bir şeyler var. Öncelikle Fireball 2 diyor. Fireball 2 ne demek mesela? Bu önemli bir şey. Farklı yollar açılmış. Bu ne? Mesela bu ne? Zodiac Point almışız. Bu levelle alakalı bir şey galiba. Şimdi minyon damage'i arttıracağım. Ama nereden başlıyoruz buna? Buradan başlamıyoruz. Burada bayağı bir yetenek var ya. Bir dakika. Bu bayağı bir şey. Şimdi Doge'u da artık arttırmanın zamanı geldi. Biz artılarımızı basmaya başlayalım. Bunun dışında yeteneklerde şimdi burada Fireball 2 geldi. Bunu mesela bunun üzerine koyabiliyor muyuz? Yok. Bilemedim. Nasıl olacak acaba bunlar?
Ya şu gerçekten bulamamama çok şaşırdım ya. Bu ürünler eklenebiliyordu. Yapılabiliyordu. Bir yerde vardı. Olmalı yani. Ben çok şaşkınım yani bu durumda. Tears diye bir yer varmış, orası da kapalı diyor. Tamam, o zaman hadi gidelim. Yeter. Malofrons diye bir yer. Hallederiz onu. Lens'e git diyor. Ürün geliştirme falan olayları. Yapacağız onu da. Rune Hunter. Güzel. Something something oldu. Merhaba. Ürün geliştireceğim ben. Ürünü nasıl geliştiriyoruz? Şöyle mi? Ha, yok, böyle değilmiş. Bir dakika o zaman. Gel geri. Şunu ver. Bunun. Şimdi bunun şöyle mavisi var. Yeşili var. Yani geliştir. Sonra şöyle. Durumdaki değişiklikten dolayı olmaz diyor. Garip garip, bir dakika, bilmiyorum. Emin değilim. Ve en azından o zaman şunu da bir geliştirelim. Mesela full yeşil versem oluyormuş ama bir noktaya kadar diyor. O kadar da yapamam diyor. Sakin ol diyor. DPS arttı böylelikle. Geliştirelim. Bunlar çok önemli şeyler değil ama. Sadece. Bilmiyorum. Bakacağız. Burada farklı birinin görevi varmış. Başka birinin daha görevi varmış. Sen ne diyorsun? Çalınan mallarımız var diyor. Arkana geldim be ben. Birazcık garip bir insan olabilirim, evet. Bu doğru. Bu doğru. Buraya mı? Nereye? Ha, şuraya. Buraya gideceğiz. Yani burayı %100 araştırmışız. Farklı ödül de verdi. Aa. Bildiğin A yani. Şimdi Waypoint'ten böyle gideceğiz. Bunları keselim. Bir dakika, galiba şu anda istediğim şey mi geldi? Magic Bird Essence diyor. Bu ne? Yok, bu başka bir şey sanki. Bir dakika. Bakacağım bakacağım. O şeyi bulana kadar. Bu taraftan gittiğini söylüyor en azından. Hadi hayırlısı. Güzel bir haritamız var yine. Sağ olsunlar. Güzel güzel. Aa, iki tane birden çağırabiliyor muyuz? Hatta üç tane birden. Hayır, iki tane birdenmiş maksimum. Keşke o kadar da abartmasaymışız. Teşekkürler. Minor HP çıktı. Burada normalaymış. Level up aldık. Roll mu? Roll mu? Bir dakika. Bu olabilir. Bu olabilir. İnanıyorum ki bu olabilir. Şimdi hemen baktım. Yok, bu da değilmiş. Bu da hala rünmüş yani.
Nereye ihtiyacım yok ya. Şuna bir gidelim. Fatality mi? Bu ne ya? Fatality ne alakaydı ya? Bir dakika. Ha, yetenek gibi kazandım, tamam. Şimdi bunlar yüzük mü? Bu. Yok. Ha, tamam, buradaymış bunlar. Şimdi bunu çıkarabiliriz. DPS'imiz düştü ama armor'ımız arttı. Bu armor'ımız da yükseldi bunda. Şeyler oldu yani kısaca. Bilmiyorum. Ben üstümü değiştirdim. Güzel bir şeyler olmuştur umarım. Olmamışsa ne yapalım yani. Yani böyle silahlarımız falan. Aa, bir dakika dur. Yüzüğümüz vardı orada. Yüzük gördüm ben. Yüzük yiyelim ya. Bu ne? Maske mi? Gerek yok. Bu kadar kıyafet yaptık ama ne yapalım? Ne yapalım? Ben de biri mi geldi? O neydi dedim. Üzerimizden geçti. Garipler. Magic Bird Essence çıktı. Yani sanki minyon benden daha çok iş yapıyor gibi hissettim. Yani bu o kadar kötü bir şey değil. Çünkü zaten hani temelinde ben summoner karakter istiyorsam beklediğim şey de budur yani. Summon benden daha çok iş yapmalı. Yoksa ben niye çağırıyorum yani onu? Ben kendim yaparım eğer öyle bir şey olacaksa. Neyse. Gelin bir toplan. Ya yine bir şey aldık. Çok önemli değil. Great Sword varmış. Great Sword bir işe yarayabilir. Emin değilim. Yarayabilir. Ne olmasın. Oo, gel buraya gel. Beni yakıyor musun ha? Al sana combo. Al sana combo. Sen 3 mü? Sen niye vuruyorsun ya? Ayı yedi galiba. Şeylere vuruyor ama. Hadi hayırlısı. Magic Upgrade Essence diyor. Yeniden bir basacağım artık. Aha da geldi. Multishot. Multishot diye bir şeyimiz varmış şimdi. Bu multishot'ı nasıl kullanabiliriz? Öncelikle şöyle ki şunu şuraya bir koyalım. Sen gel. Siz artık buraya gidebilirsiniz. Çünkü ben üçünün de etkileşmesini istiyorum bununla. Üçü de etkileşemiyormuş. Sadece oklaymış. Okla da işimiz yok. O kadar harika ki yani şu anda mükemmel bir rune bulduk. Kendi durumumuz için. Daha ne kadar mükemmel olabilir gerçekten bilmiyorum. Hiçbir işimize yaramayan rün mü olur ya? O kadar bekledikten sonra bir de. Level aldık bu arada. Achievement da geldi. Ya ben bu oyunu oynamak istiyorum açıkçası. Ama süre az kaldı artık. Bir şekilde durmam lazım. Oyunu genel olarak gördünüz bence. Hemen tamam, bir de şuna gideyim. Bir de bunu bitireyim de.
Aynı zamanda şurada da bir şeyler var. Journal ödülleri falan diyor. Title'larımız falan varmış. Yani keşke alabildiğimizi gösterseydin o zaman, bilemedim. Belki o değildir. Rolt için de aynı. Bunu aldık. Sonra Zodiac Point'imiz var tabi. Önemli. Buna da bir 5 vereceğim. Bunu ver. Sonra 5 tane daha. Bir dakika. Bir dakika. Hayır. Geri al. Teşekkürler. Buradan. Bunlara daha veremiyoruz. Bunlara niye daha veremiyoruz ki? Acaba? Acaba, acaba. Neyse. Şunu da bir verelim. Güzeliz, iyiyiz. Bir ödül daha aldık. Dünya haritası birazcık daha gelişti. Şurayı daha bitirmemişiz. Burayı da daha böyleyiz. Halledilmeyecek şeyler değil ama. Ne oldu ha? Ne oldu ha? Ne yapıyorsunuz ha siz? Ben de burada durmuşum. Sallıyorum. Hiçbir alakam yok ama olanlarla. Willpower aldık. Şimdi bizim görev burası mı? Burada üstünden geçince topluyor. Dur. Galiba. Burayı kessem. Hiçbir bir şey çıkmaz. Çıkmadı. Ayakkabı falan çıktı. Çıka çıka. Çıkı çıkı. Şimdi kolyeler falanlar filanlar. Yani bunun hasarı daha fazla. Ama tabii hızı daha düşük. Ve bunun leveli de iyiymiş. O yüzden buna geçelim hadi. Oo. Combo yapıyoruz. Kombodur bu, kombodur bu. Lütfen gidin buradan. Ondan da bir şey çıktı. Bir dakika, ondan iyi bir şey çıktı sanki. Üstünden geçince topluyormuş ya bayağı. Uzaktakileri o topluyor. Yakındakilere ben vuruyorum. Mükemmel ya. Summoner'lığı severim yani. Söylemiş miydim bilmiyorum ama galiba 50 bin kere falan, yani haricinde söyledim mi emin değilim. Oo, siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Magic Bird Essence diye yine geldi. Tuhaf bir şey. Bilmiyorum ne işe yaradığını. Burada bir şeyler. Aha, Quick Attack diye bir şey geldi. Bir dakika, dur. Dur dur. Hem de yeşil galiba. Dur dur. Dur. Yeni bir yeteneğimiz var. Aynen. Yeni bir rün geldi şimdi. Şuraya koysak. Koy şuraya. Koy şuraya. Şuraya koy. Aynen. Üçüne de geldi. Güzel. Artık Quick yapıyoruz bunu. Çok etki etti mi? Etki etmesin, ne kadar etti hiçbir fikrim yok. Ama sonuçta bir şeydir. Bir şeyimiz var ya artık. İyi bir şeyimiz var böyle. Something'imiz var. Muhtemelen yani çok bir işe yarayan bir şey değil.
Muhtemelen düşük şeyler bunlar. Siz ikiniz döversiniz ya bunları. Ben şöyle geleceğim. Hala bir yere gidiyoruz. Merhabalar, merhabalar. Var mı bir şeyler? Koyalım şunları. Yani sanki hurry falan diyor ama emin de olamadım ha. Bu ne? 2 diyor. Leveli artmış. Giyelim. Bunu identify etmemiz lazım. Gidelim. Yerini falan öğrendik. Mesela şu da 2 diyor. Bunu da giyelim. Şunu da giyelim. Benim zaten o yoktu. Önemli değil. Bu 4 level. Giyelim. Başka da bir şey yok herhalde. Güzel şeyler var da. İyice şövalyeye döndük ya. Bir tane daha çıkarsana şöyle. Bizim işimiz buradaymış. Wow, burada bir şeyler var. Bu arada burayı tamamladık herhalde ya. Bir dakika. %100 dedik mi? Aynen. Ödülünü alabiliyoruz böyle. Hadi gidelim. Hadi gidelim arkadaşlar. Sizi ben birazdan geri çağırırım. İçeri gireyim sonra. Aa, burası boss alanı gibi bir şey. Galiba. So, you want us to be the bait for this great mission of yours. The Archbishop desires partnership, not individual sacrifices. We are inviting you to join our cause. That's a typical excuse to expect out of management. Easier for them to stab us in the back. Sir Morris, we are fully aware of your concerns. Yani garip canlılar var yine. Yani böyle bir tipteki birine güvenebilir miyiz bilemedim. Ben güvenmezdim en azından. Not too sure about your work ethics, but I can tell that you're a real crowd pleaser. What are you implying? Wait. Gerçi sonuçta yani sizin dünyanızda da yaşamıyor. Who could be peeping at our meeting so attentively? Ya sen beni nasıl gördün? Nasıl görmüş olabilirsin? Gel be buraya. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Benim burada işim gücüm var ya. Sizi mi dinleyeceğim ben gerçekten? Ben böyle bir insan mıyım? Allah. Konuşma konuşma. Sen konuşma. Sen fazla konuşuyorsun bak. Kesemedik. Niye öyle oldu? Bu mudur yani? Bu mudur? Wow. Çok güzel şeyler aldık bu arada. Tamam, bir sıfır. Gidelim Talna. Teşekkürler. Merhabalar. Öyle şeyler oldu, böyle şeyler oldu. Çok güzel şeyler oldu. Ben de onu dövdüm. Teşekkürler diyor. İyi yapmışsın diyor. Sen olmasan başka kim dövecekti onu diyor. E dedim olur öyle ya dedim. Bir şey yapmaya gerek yok dedim. Oo burada oo büyü yetenekleri geliyor. Oo bir dakika. Normal falan diyor bunlar. Bunlar hep normal diyor ya. Bana rare büyüler lazım. Böyle tuhaf tuhaf büyüler olsun. Güzel büyüler olsun. Cold diyor. Araya diyor. Physical diyor. Yani şu cross slash'e merak etmedim değil. Ben bunu alacağım ya. Bunu aldı mı? Aldım ben bunu.
Sonuçta hani benim karakterin özelliğidir bu. Alınır yani. Şey yapmaya gerek yok. Olduğu kadar. Bu ne? Yay var. Silah yok mu ya? Niye silah yok? Mesela benim 4 level silahım varmış. Bir diyor. Öyle. Bir tane silah alabildik anca. Ne güzel. Şimdi şunu da kullanalım bir. Bunun kötü tarafı şu. Çık. Şuraya gel. Böyle takılabiliyor takılmasına ama şunu alamıyor. Yani o da almasa da olur be. O da almasa da olur be. Beni removelasana. İhtiyacım yok sonuçta. Şimdi seni dağıtacağım. Siz ikiniz kalın. Sonra şuraya geçip onu attık zaten. Şunu buraya koyacağım. Aa, bunu alamıyormuşuz. İyi iyi. Bu birazcık sevindirici mi oldu bilemedim ama seni remove'la. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Sonra sen buraya gel. Hadi gidelim. Hadi gitmeyelim ya. Yeter bu kadar. Yoksa ben bunu bırakmam daha yani. Oynarım baya. Benim bayağı hoşuma gitti. Oyunun ismi Undecember'dı zaten. Yazıyordur başlıkta da. Niye tekrar etti bilmiyorum. Önemli de değil zaten. Gördüğünüz gibi işte güzel bir oyuna benziyor. Ne zaman çıkmayı planlıyormuş? Bir şey söylememiş ne zaman çıkacağına dair. Fiyat olarak da bir şey söylememiş. Line Games'in oyunuymuş. Line Games nedir? Başka bir oyunu yokmuş. Bu arada oynaması ücretsizmiş. Evet. Evet, bunu da öğrenmiş oldum. Galiba. Galiba oynaması ücretsiz. Öyle yazıyor şu anda. Tabi bu ne zaman çıktı size onu tam olarak bilmiyorum. Çıktı mı oyun, çıkmadı mı oyun. Eğer çıkarsa gerçekten de oynaması ücretsizse ben bir bakmayı düşünüyorum açıkçası. Çünkü hani dediğim gibi Path of Isaac tarzında bir oyun olacağı benziyor. Benim hoşuma gitti. Seviyorum bu tarzı. Siz de seviyorsanız işte birlikte bakabiliriz. Ama her neyse böylelikle bir bölümü daha bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz. Aynı zamanda demolarda başka merak ettikleriniz varsa oynatma listesine bakabilirsiniz. Bir sürü oyun oynadık, bir sürü oyun oynuyoruz. Kanaldaki videoların hepsine bakabilirsiniz. Hadi görüşürüz.